Ana haber devam ediyor sevgili seyirciler. Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyareti, temasları, göndere çekilen bayraklar gündeme bomba gibi düştü. Önce bunu konuşacağız. Stüdyomuzda Sayın Haldun Solmaz Türk var. Sayın Solmaz Türk hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İsterseniz önce Barzani'nin gelişi, temasları ve o bayrak olayını özetleyen haberimizi gireyim. Sonra size konuyla ilgili sorularımı yönelteyim. Hayır. Sevgili seyirciler Barzani dedik çeşitli temaslar için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'daki mabey'in Köşkü'nde bir saatlik bir görüşme yaptı Barzani. Bu arada Barzani'nin ziyareti nedeniyle dikkat çeken olaylar da oldu dedik. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ilk kez Irak bayrağı değil de Irak Kürt Bölgesel Yönetim Bayrağı'nın asıldığı görüldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani resmi temaslarda bulunmak üzere Paris'ten İstanbul'a geldi. Yaklaşık bir saat devlet konuk evinde kalan Barzani, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için havalimanından ayrıldı. Bu arada devlet konuk evinin önündeki bayrak direklerinde Türk ve Irak bayraklarının yanı sıra Kürdistan bayrağı da asılıydı. Bu durum dikkat çekti. MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ, Barzani'nin gelmesi sebebiyle Atatürk Havalimanı'nın gönderine çekilen Kürdistan bayrağına sert tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından Balgat yönetimini eleştirerek, ''Günaydın Balgat, ortağınız AKP'nin, diğer ortağı Barzani'nin filamasının Ankara ve İstanbul'da göndere çekilmesinden hiç rahatsız olmadınız galiba.'' dedi. Özdağ, AKP, Balgat'ın ülkücüleri ikna edemediğini görünce HDP oylarını ikna için Barzani üzerinden Kandil'le pazarlığa başladı. Müzakereciler sizi ifadelerini kullandı. Atatürk Havalimanı'na giden eski Büyük Birlik Partisi Bolu İlçe Başkanı ve yanındaki dört kişi ise Kürdistan bayrağı için protesto eylemi yaptı. Bugün bu Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan topraklarımızda Kürdistan adı anıldı. Türkiye sınırları içerisinde asılamaz. Kabul etmiyoruz. Eylem sırasında Mahmut Alan gözaltına alındı. Allah, 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 Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, KHK ile görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ve Ağrı Belediye Başkanı Sırı Sakık'la bir araya geldi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Barzani'yi Mabeyn Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalıydı. Görüşmede ekonomik ilişkilerle Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu konuları ele alındı. Erdoğan'ın IŞİD'le mücadele konusunda Barzani yönetimine desteklerini yinelediği kaydedildi. Evet bu arada biz de ekranlara bir bölümünü getirdik. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası hükümet sözcüsü ve Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları oldu. Bu konu da soruldu kendisine. Barzani'nin Türkiye temasları sırasında Irak bölgesel yönetimi bayrağının asılması ile ilgili bir soru. Herhangi bir şekilde yadırganacak bir durum yok dedi. İlk sefer olmuyor dedi. O açıklamaları da bir hatırlayalım. Türkiye temaslarının özü ee, Sayın Barzani ile ve Bölgesel Kürt Yönetimi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin e, yapmış olduğu işbirliğinin gözden geçirilmesi, bölgede barışın sağlanması ve özellikle Terör örgütlerine karşı ortak mücadelede hangi konular ele alınabilecek bunlar gündeme gelmiştir. Bu bahsettiğiniz konular görüşmelerde gündeme gelmedi. Yine önemli bir detay havaalanında Mesut Barzani'nin bölgesel Kürt yönetimi bayrağının göndere çekilmesi bu ilk kez gerçekleşiyor. Diplomatik anlamda ne değiştiği yine tartışma konusu? Bir kere bilgiyi düzeltmemiz lazım ilk kez çekilmiyor. Sayın Barzani Türkiye'ye her geldiğinde bu diplomatik uygulama yapılmıştır. Bu uygulama e, diplomatik tamirlere uygundur. Evet Sayın Solmaz Türk şimdi temaslara, görüşmelere geçeceğim ama isterseniz önce bu bayrak kriziyle e, başlayalım. Çünkü büyük tepkiye yol açtı. E, sorulan soruya e, Numan Kurtulmuş'un verdiği cevap da bu. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? İlk değil miydi? E, yadırganacak bir durum değil mi bu? Şimdi tabii ikisi birbirinden ayrı şeyler. İlk olmadığı doğru. Hı hı. Yani bu daha önce oldu. Bakın şu bizim incek tartışmaların 2016 raporu. Bu konuyu biz Kasım ayında, geçen sene Kasım ayında ele almıştık. Ve raporumuzun başına da bu bayrağı koymuştuk. Yani bu bu bayraklı resmi koymuştuk. Şimdi burada Barzani hangi tarihte? 14 Temmuz 2014. Evet. 14 Temmuz 2014'te Tayyip Bey'le görüşmesinde bakın... Üstelik de üniformalı. Üniformalı, evet. üniformalı. Bakın hem Kürdistan bayrağı var hem de yanında Irak bayrağı var. Yani ilk olmadığı doğru. Yani 2014'te Hı -hı. de bu oldu. Hı -hı. Şimdi yadırganacak bir şey olmaması dediğim gibi bu, bu ayrı bir şey. Tabii Numan Bey'e bakarsanız efendim Binali Yıldırım'a bakarsanız hatta Tayyip Erdoğan'a bakarsanız Türkiye'de olan Bölgede olan, dünyada olan hiçbir konu yadırganacak bir şey değil. Yani ne sorsanız hükümet sözcüsüne, yani hangi soruyu sorarsanız sorun. Başka söyleyecek bir şey yoksa ne var canım bunda? Diye Hep oluyor. Evet. Ne var bunda? Niye büyütüyorsunuz? Siz büyütüyorsunuz. <laughs> şimdi bakın, 1998 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri hem barzani hem de talabanı tabii şimdi rahmetli oldu ama o zaman iki ana e, liderden biriydi e, Irak'taki e, Kuzey Irak'ta. E, bunları Amerika'ya davet etti. Amerika Birleşik Devletleri. O zaman Madeleine Albright Dışişleri Bakanı'ydı. Bunlarla dört gün Pazartesi günü başladı. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe öğlene kadar dört gün. Tabiri caizse halvet oldular. Ve kararlar aldılar. Bu kararlar tarihi kararlar. Bakın 98 Şimdi 2017, demek ki aşağı yukarı 20 sene önce. Ve ondan birkaç ay sonra işte Mossad, İsrail, ABD, CIA işbirliğiyle Abdullah Öcalan bize teslim edildi. Evet. Bu o zaman alınan kararların ve çizilen yol haritasının, vizyonun bir parçası olarak bu yapıldı. Peki bu vizyon ne? Bu vizyon Kürdistan vizyonu. Kürdistan vizyonu. Şimdi 20 yılın sonunda Kürdistan kurulma aşamasına geldi. Sınırları çizilmiş miydi o dönem? Efendim hepsi belli bunların. Hepsi belli. Ama şimdi 20 yıl sonra özellikle bu hükümetin, bu siyasi kadronun gafleti ve hataları, ne Türkiye'yi ne dünyayı okuyamaması, yani bu işi anlayamaması, becerememesi, aklı yani buna yetmemesi ve bunları bilen insanların tümünü dışlaması nedeniyle artık Kürdistan bugün kurulma noktasına geldi öyle bir yere geldi ki 20 sene önce yani 98 Eylül'ünde bu işler konuşulduğunda hayal bile edemeyecekleri bir büyüklükte bu oluşuyor. Bakın insanlar diyor yani yadırgacak bir şey yok, yadırgacak bir şey yok. Yine bizim bu ince tartışmaları raporunun içinde bakın size göstereyim. Bakın Barzani'nin 6 Mayıs 2015'te Barack Obama ile heyetler halinde görüşmesi. 6 Mayıs 2015. Evet. Heyetler halinde Yakışık görüşüyor. Yaklaşık 6 ay sonra Türkiye ziyaretinden sonra. Evet. Heyetler halinde görüşüyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunların hiçbiri, hiçbiri bu gelişmelerin, hiçbiri bu ziyaretlerin hiçbiri tesadüfi Tesadüf değildir. Değil. Evet. Şimdi bizi referandum diye bir cadı kazanın içine attılar. Biz 24 saat 7 gün bunu konuşuyoruz konuşuyoruz. Peki hocam tam referandum demişken Barzani'nin bu Türkiye ziyaretinin zamanlaması ile ilgili de bir değerlendirme alayım size. Hakikaten dediğiniz gibi Türkiye bir referandum mücadelesi veriyor. İşte tek adam rejimini getirecek yeni anayasaya evet mi hayır mı iki seçenek var önünde ama e, bir yandan da bu Kürt oylarının nereye evrileceği çok tartışma konusu. Dolayısıyla buradan yola çıkarak Barzani'nin Türkiye ziyaretinin zamanlaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın demin söylediğim şeye tekrar döneceğim. Yani bu ziyaretlerin ve atılan adımların, girişimlerin hiçbiri tesadüfi değil. Bakın daha üç gün önce Washington'da, bir oradaki bir düşünce kuruluşunda Kürdistan Cumhuriyeti tartışıldı. Ve bu tartışmaya Barzani'nin yakını, yani çalışanları anlamında bir yakını, bir hanımefendi gitti, onun adına katıldı, tartışıldı. Efendim iki gün önce Londra'da İki ayrı toplantı yapıldı. Birinde Kürdistan yani Irak'taki Kürdistan, diğerinde Suriye'deki gelişmeler. Yani bu IŞİD yani Irak, Suriye, Şam İslam Devleti hı hı. ortadan kaldırıldıktan sonra hı hı. buradaki Kürt varlığının geleceği yani Rojava, evet. YPG ne olacak bunlar? Bunlar tartışıldı. Ve bir gün önce de tartışılan Türkiye'de Türkiye'de çözüm sürecine tekrar dönülmesi. Hemen arkasından şimdi Barzani buraya geldi. Şunu söylemek istiyorum. Bunların hepsi Türkiye'nin içinde bulunduğu güç durumu bir an önce istismar etmek ve Kürdistan'ı ve o büyük Kürdistan'ın altyapısını bir an önce kurmaya yöneliktir. Şimdi bunun bizim referandumla ilgisi. Şimdi tabii ana, ana ilgisi şu. Bu kadar vahim olaylar varken Türkiye'nin milli menfaatleri, ulusal çıkarları, bu kadar vahim tehditler altındayken biz bunları konuşup milletçe bir milli akıl yaratıp, üretip bir milli siyaset geliştireceğimize dediğim gibi bu referandum denen bu cadı kazanı içinde habire didişiyoruz. Habire didişiyoruz. Şimdi bu tabii bu benim için, sizin için, bizim gibi düşünen insanlar için geçerli. Fakat bu siyasi kadro için durum da çok daha farklı. Şimdi bakın, bunlar nasıl iktidara geldiler? Hep böyle yapıyordu birileri biliyorsunuz. Hortumları kesiyoruz, kızıyorlar. Hortumları kesiyoruz, hortumları kesiyoruz diye kızıyorlar. Millet iradesine karşı gelemezler. Ne oldu o kestikleri hortumlar? Boşa mı akıyor? Hayır. Hortumlar başka yerlere bağlandı. Hortumlar başka yerlere bağlandı. Ve öyle bir bağlandı ki, öyle bir bağlandı ki, bunlardan bir tanesini bile çıkarsanız, bütün o kule, bu İskambil'den kule, göçüp gidecek. Şunu söylemek istiyorum. Bunlar geri dönülebilecek noktayı çoktan geçtiler. Bu siyasi kadroyu kasıyorlar. Bunlar bir, bir avuç insan ve bundan alanlar etrafında. Dolayısıyla bunlar referandumdan hayır çıkmaması, çıkmaması için her şeyi yapmaya hazırlar. Her şeyi göze almış durumdalar. Şimdi e bu referandum süreciyle ilgili geçmişte Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu federasyonla ilgili söylediği sözler de yine gündemde. Az önce siz dediniz ki 20 yılı aşkın bir süredir bunun bu temelleri proje atıldı. Sürekli ileri evet. gidiyor. Peki bu projenin içinde referandumda var mı? Nasıl bir resim çizebilirsiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii tabii. Nedir? Ş şimdi bakın. Kürdistan projesini. Bakın bir kere bu dediğim gibi 20 sene önce e, hayal bile edemeyecekleri bir noktadalar. Bu bir satranç gibi. Satrançta herkes iki oyuncu birer hamle yaptık yaptıkça her hamlede oyun da değiş yani tahta değişir. Hı hı hı. Satranç tahtası değişir. Dolayısıyla yeni hamleler yapılır. Şimdi bugüne bakalım. Yani 20 senedir birçok hamleler yapıldı. Şimdi bugün gelinen nokta şu. Kuzey Irak'ta Barzani bağımsızlık ilan etmek üzere. Hı hı. Şimdi Kuzey Suriye'de Kuzey Suriye'de yani Salih Müslimin liderliğini yaptığı PYD ve onun askeri kolu YPG. Amerika'nın son 4 senedir en güçlü siyasi ve askeri müttefiki durumunda. Siyasi ve askeri müttefiki durumunda. Şimdi diyorlar ki efendim Irak operasyonu işte siz YPG'yi almayın. Biz taktik destek verelim. Bunu bizle beraber yapın. Yani yani neresini düzelteceğimi bilemiyorum. Yani durum bu kadar vahim olmasa ancak gülünebilir ama öyle bir gülünecek bir durum yok. Amerika YPG ile PYD ile işbirliğini ve ittifakı o kadar ilerletti ki bugün istese de oradan geri dönemez. İstese de dönemez. Varsayalım ki döndü. Hı, hı. Döndü. Evet. Onun yerine kimi koy... ne koyacaksınız? Şimdi birer Yıldırıma bakarsanız yerel taktik destek verecekmiş. Ya, taktik destek ne demek? Ne anlama geliyor bu? Askeri olarak bu bağlamda bu bunun hiçbir anlamı yok. Çok saçma bir ifade. Ya kalksın bir anlatsın. ya kendisi anlatırsa ne olduğunu. Peki evet. Bakın bu operasyon en az 20 bin asker gerektiriyor. En az. ABD buraya getirse getirse en fazla bir Tugay getirir. 5 bin asker getirir. Geri kalan 15 bin asker. Bu 3 Tugay demektir. Bu 3 Tugay'ı nereden bulacaksınız? Eğer siz Türkiye olarak gireceksiniz. Nereden bulacaksınız? Velev ki buldunuz. Bugüne kadar siz Amerika ile yan yana hiçbir operasyon icra etmemişsiniz. Bunu nasıl koordineceksiniz? Birlikte bunu nasıl götüreceksiniz? Her şey bir yana. Rakka'da ne işiniz var? Bakın Elbap'ta dünya kadar şehit verildi. Bu işin mali yönü hiç konuşulmuyor. Hiç konuşulmuyor. Rakka, Rakka kaç Elbap'tır? Buraya verecek şehitler. Buranın maliyeti ne karşılığında? Yani neyin karşılığında bunları yapacak bu hükümet? Bunu bir gelsin bir açıklasın. Peki tam da o zaman o noktada şimdi e, Rusya'nın da bir açıklaması var. Cenevre görüşmelerine ilişkin toplantıları Kürtlerin de katılmasını e, gerektiğini vurguluyor. Öte yandan az önce siz de tekrar altını çizdiniz. Amerika'nın YPG ve PYD ile olan işbirliği yakınlığı. Ama Türkiye'nin de Suriye'deki operasyonlarla ilgili biliyorsunuz Fırat Kalkanı, e, Rakka, e, YPG kesinlikle olmazsa olmazlarına kırmızı çizgisiydi. Peki ne olacak şimdi? Şimdi bakın. Bu kırmızı çizgi aşılmaya çalışılıyor. Ama öyle bir aşılmalı ki bunu Türk halkına yutturabilmeliler. Yutturabilmeliler. Şimdi sorun şu. YPG, YPG ve PD, PKK'nın bir uzantısı. Evet. Yani PKK ile aynı anlamda deniyor. Şimdi şöyle bir mizansen üzerinde çalışılıyor benim hissettiğim kadarıyla. Bunu bilerek söylemiyorum, spekülasyon yapıyorum ama veriler onu gösteriyor. Şöyle mizansen yaratılıyor. Tamam bugüne kadar PKK ile beraberdi ama bunlar, artık bunlar beraber değiller. Peki buna kim kefil? Buna Barzani kefil. Peki Barzani kabul edilebilir bir kefil mi? Ya, bugün Barzani varsa, bugün Kuzey Irak'ta Kürdistan varsa bu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sayesindedir. Bunu övüne övüne her yerde anlatıyorlar. Bütün batıda da bütün insanlar bunu söylüyor. Türk Devleti ve Türk Hükümeti sayesinde Barzani var. Barzani ile üstünden ayrı gitmiyor. Şimdi öyle bir hava yaratılıyor ki Barzani tahmin ediyorum geldi dedi ki ben kefilim Sincar'dan. Şimdi Sincar'da biz kandil bitti. Sincar'da ikinci bir kandil var. Sincar'dan PKK çekilecek. PYD PKK ile iş birliğini kesecek. Rakka ele geçirildikten sonra Rakka'ya bir kere ABD, PYD ile girecek. Bir kere, iki kere, iki dört. Bakın buraya yazıyorum. PYD, PYD ile, YPG ile girecek. Ondan sonra mutlaka çıkacak. Hmm. Münbiş'te olduğu gibi ne kadar çıktılarsa hı hı. o kadar çıkacak. O da ayrı bir, yani onun mizan seni de ayrı, onun kılığı hazırlar. Ama siz merak etmeyin, Fırat'ın batısına evet. geçmeyecekler. Şimdi bu koşullarda siz buna destek verin. ABD'de, Kuzey Suriye'de sizin güvenli bölgenize destek verecek. Ben de destek veriyorum, hepiniz destek veriyoruz. Şimdi tabii o zaman akla şu geliyor. Bu güvenli bölge bu kadar önemli mi? Yani niçin bu kadar önemli? Evet. Şimdi bakın. Birinci nedeni hepimizi ilgilendiren ve makul ve rasyonel nedeni şu. Şimdi burada Halep'ten açan ve şu anda İdlib'de yığınlaşan ve bir kısmı Türkiye'ye geçmiş radikal dinci gruplar ve insanlar var. Binlerce. Yani 25-30 bin kişiden bahsediyoruz. Binlerce. Bunları, bunları ne yapacaksınız? İdlib, Halep gibi yarın bir gün düşecek. Ne olacak bunlar? Şimdi bunların bir yerde tutulması lazım. Bunun için güvenli bölgeyiz. Ama asıl mesele şu. İşte bakın Tayyip Bey'in, o eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan gelen bir belediyeci kafası var. Kuzey Suriye'de, işte Türkiye'ye bırakılacak nasıl bırakılacaksa o da ayrı bir sorun. Şimdi konuyu dağıtmayalım. bölgede bizim müteahhitleri, tabi yandaş müteahhitleri de, buraya gönderecek. Burada şehirler inşa ettirecek. Tabii bu çok devasa bir proje. Hani diyor ya bu çılgın proje İstanbul evet. kanalı falan bunun belki 15 katı 20 katı büyük bir proje yani milyonlarca insana şehirler inşa edeceksiniz ve tabii ki yandaş tabii mitayların tabii ağızlarına suyu akıyor ama tabii paranın bir yerden gelmesi nereden gelecek yani bu varlık fonu yetmez ne yapacak hı hı hı. şimdi. Pamuk eller cebe, Almanya 10 milyar dolar versin, Amerika efendim işte 20 milyar dolar versin, İngiltere o bu bu kadar toparlansın. İşte 100 milyar dolar, 150 milyar dolar bizim müteahhitlerle burada bir şehirler kuralım. Bunu bir kere kimse kimseye yedirmez. Bu parayı da Tayyip Erdoğan'a veya bizim hükümete kimse vermez. Kimse vermez. Varsayalım ki verdiler. Evet. Bunu Rusya'ya, Şam'daki hükümete nasıl kabul ettireceksiniz? Ama Şimdi bakın buna o kadar inanmışlar ve o kadar öncelik veriyorlar ki Tayyip Bey geçen sene şeyde Amerika'da Washington'da yaptığı bir toplantıda Brookings'te bunu böyle güzel güzel ciddi ciddi anlattı. Şimdi anlaşılıyor ki bunu şeyle de görüşmüş. Angela Merkel'le de görüşmüş. Merkel de demiş ki ya bize kimse gelmesin de yani bize hiçbir mülteci iltica etmek isteyen kimse gelmesin de biz neyse hani senede 10 milyar euro verelim. Hani başımızın gözümüzün sadakası. Şimdi bunu anlaşıldığına göre geçen gün Trump'la görüştüler. ilk görüşmesi. Ki yani 45 dakika şeyleri çıkartın, tercümeleri falan 20 dakika. 20 dakikanın 10 dakikasını herhalde buna ayırmış. Kendi söylüyor çünkü. Bunu açtım Trump'a diyor. Trump'a sözde demiş ki ben bu işin mali tarafını, mali olayı çözerim demiş. Merkel geldiğinde bu ay başında geldi ya tekrar onu anlattılar demiş. Böyle demiş ne değil mi? Evet. Bunlar Tayyip Bey kendisi anlatıyor. Yani ben, ben, ona, ben, ben onun yalancısıyım. Şimdi bakın. Ortada nasıl devasa bir problem var, bir Suriye problemi. Evet. Ve bu bizi nasıl etkiliyor? Yani Irak'ta Kürdistan ilan edilmesi kaldı bir tek. Bakın bayrağını bile çektiler. Evet. Kuzey Suriye'de Rojava, yani Kürdistan'ın Suriye parçası, bugün yarın ilan edilmek üzere. Şu filan var, Amerika ile müttefik. Amerikan askeri bunların... E, armalarını, bayraklarını, flamalarını koluna takıyor. Amerikan askeri. Düşün yani bakın. İşte fotoğrafları her yerde ortada geziyor. Burada 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 var. Biz de burada burada koyduk. Bunları anlatıyoruz her yerde. Gösteriyoruz bunları. Bakın işte burada. Unutulmasın diye. Çünkü insanlarımız ne yazık ki balık akıllı. Kimse kusura bakmasın. Balık hafızalı. Kimse kusura bakmasın. Şimdi geriye ne kaldı? Bu işin Türkiye tarafı kaldı. Şimdi o nasıl çözülecek? O da çözüm sürecine tırnak içinde tekrar dönülecek. He. Peki bu başkanlık geçerse ben sultanlık diyorum da hani başkanlık geçerse bu mümkün olabilir mi? Eğer geçerse Tayyip Erdoğan'ın o zamanki Cumhurbaşkanı sıfatıyla yeni anayasanın verdiği yetkiler çerçevesinde tek başına tek başına Türkiye'nin içinde Kürdistan otonom bölgesini ismini koymadan, ismini koymadan yani Kürdistan demeden, otonom bölgeyi kurması önünde hiçbir engel yok. Yani şöyle söyleyeyim, bugün Kuzey Irak'taki Barzani bölgesi veya Barzanistan neyse, ismini koymadan aynı şey Türkiye'de oluşturulacak. Şu anda yapılmaya çalışan şey şu. Yani üç aşamalı bir Kürdistan planı var. Birinci aşama Irak'ta bağımsız Kürdistan, Kürdistan Cumhuriyeti. İkinci aşama Suriye'de otonom, federatif Kürdistan Cumhuriyeti ki Rojava diyorlar. Üçüncü aşama arkadan geliyor. Türkiye'nin içinde ismi konulmamış otonom, otonom bölgesel Kürdistan yönetimi. Evet. Şimdi o zaman... Hırsla ee... gidiyoruz. Evet, e, bu noktaya gelmeden önceki yine Barzani'nin temaslarına, Türkiye'deki temaslarına dönersek, eğer oraya, buraya gelmeden önce de önemli açıklamalar yaptı. Örneğin işte Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi, serbest bırakılsın dedi. İşte geldi burada eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü. E, bu da onları bir zinciri o zaman bu açıklamalar, görüşmeler, zincirlerin bir halkası daha doğrusu. Da Lale Hanım, bu aynı bu anayasa paketi gibi, iğne oyası. Evet. İğne oyası gibi yapılan bir şey bu. Buna ayrılan kaynak yani para kaynağı, entelektüel kaynak, siyasi kaynak devasa boyutlarda. Bakın devasa boyutlarda. Devasa boyutlarda. Yani bunları bakın biz buralara bu fotoğrafları laf olsun diye koymuyoruz. Yani insanlar görmeden anlamıyor. Bakın Bakın şu diğer şey, bakın Salih Müslim Londra parlamentosunda, e, İngiliz parlamentosunda konuşuyor. 25 Mart, Mart 2015. Bakın bakın parlamentonun komisyon odasında toplantı yapıyor evet. Londra'da. Bu toplantılar her hafta yapılıyor. Her hafta. Siz, siz yapabilir misiniz böyle bir toplantı? Bakın 25 Mart'ta, e, 2015'te Müslim e, Salih Müslim yani Rojava'nın e, Abdullah Öcalan'ı İngiliz Parlamentosu'nun komisyon odasında konuşuyor. 6 Mayıs 2015'te Barzani White House'da Obama ile bakın yanında başkan yardımcısı da var. Gruplar halinde, heyetler halinde siyasi bir... Ne konuşuyor bunlar? Ne konuşuyorlar bunlar? Bakın Barzani zamanında değil PKK'yı, değil PKK liderlerini, militanlarını Kürt kedisini bile vermem size diyen bir insan. Kürt kedi. Ha. Bakın bunu söylerken yani tabii dürüst olmak lazım. Ben buna saygı duyuyorum. Ya saygı duyuyorum ben bu adama. Yani sorduğum soru şu. Bizi yöneten insanların için Barzani kadar olamıyorlar. Yani. Bizi yönetenler için Salih Müslim kadar olamıyorlar. Niçin Türkiye'nin ve Türk halkının, Türk milletinin milli menfaatlerini, ulusal çıkarlarını öne almıyorlar? Niçin şu veya bu saplantıyla, şu veya bu saplantıyla saplantıyla bir efendim e, güvenli bölge yapacağız. Buraya biz müteahhitleri göndereceğiz. Onlardan onlar 30 30 milyar dolar toplayacağız diye bizim askeri Rakka'ya sokmaya çalışıyorlar. Yani niçin? Hepsi aslında aynı noktaya. Efendim yani, yani. şimdi Barzali'ye evet. destek veriyorsunuz. Efendim Rojava'ya Salih Müslüm'e, yok PKK'yla beraber orada karşı çıkıyor. Ya ne fark var arada? Ya, arada ne fark var? Ne fark var? Peki dediniz ki size az önce adı olmadan bir otonom bölge yaratılacak. Evet. Kürtler buna razı gelecek mi? Yani bu kadar yeterli olacak mı onlar için? Ş şimdi şimdi bakın. İnsanlar alter alternatif şeylerden söz ediyoruz. Bakın alternatif sunarsanız insanlara. Yani gerçekten alternatif sunarsanız insanlar bunu kabul etmeyebilir. Tabii şimdi bu bu ayrı bir konuşma konusu. Yani başka bir programda bunu konuşmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> ama şimdi bakın mesela şu andaki referandum süreci. Şimdi evet, hayır. Evet. Şimdi evet diyenler el üstünde. Hı hı. Bakın savcı, devletin savcısı, hayır diyecekleri tehdit ediyor. Savcı, devletin yargı erkini temsil eden bir adam, bir adam. Bakın cürete bakın, evet. cesarete bakın, küstahlığa bakın. Adam açıktan hayır diyecekleri tehdit ediyor. Bakın hayır dersen hesabını verirsiniz diyor. Size de diyor PKK'ma ben yapalım diyor. Bakın, bakın nereye geldik? Nereye geldik? Şimdi bu durumda insanlara tercih şansı gerçekten verilmiş gibi mi oluyor? Tabii ki olmuyor. Ya da şu olabilir bir, hayır, şu, işte hayır. referandumdan söz ediyoruz ya. Referandum sürecinde işte Kürtlerin oyunu devşirmek için e, yapılan atılan adımlar olabilir mi bunlar? Yani işte referandum süreci geçtikten sonra diyelim ki başkanlık sistemi evet oylarıyla birlikte başkanlık sistemini içeren yeni anayasa kabul edildikten sonra bunun geri dönüş geriye dönüşü olabilir mi? Şimdi bakın bir kere onun geriye dönüş olmayacak ve bu yani söylem ve eylem değişikliği. Yani bir kandırılma süreci mi bu? Yok yok kandırılma falan yok hepsi cin gibi hmm. hepsi ne yaptıklarını iyi biliyor ama önce şu yani Türkiye'deki Kürtler buna evet miye isterseniz hmm. Hmm. onu bir muallakta bırakmayalım. Eğer şans verilirse, seçenek verilirse demezler. Ama bu verilmeyecek. Bu ne kadar verilmedi bundan sonra. PKK bırakır mı bunu? Barzani bırakır mı? Yani bunu bırakır mı? Kesinlikle yani kendi bırakmaz. özgür, ya, bırakmazlar. Peki Tayyip Erdoğan ve onun ekibi buna evet der mi? Bir kere Tayyip Erdoğan açıktan asgari 3 kez, 3 kez yani kayıtlı olarak üç kez e, buna yani bir eyaletler sistemine, yani Kürtlerin bir eyalet sistemi içinde kendi yönetimlerine kavuşmalarını kabul ettiğini yani bunun normal olduğunu ne var bunda diyorlar. Ya, ne var bunda öyle başladık. Ne var bunda canım diyen bir insan. Şimdi bundan bundan döndüğüne ilişkin hiçbir işaret yok. Yani PKK'ya Tukak'a demesi bu eyaletler vazgeçtiği anlamda değil. Bunun en büyük delili veya en büyük göstergesi delili değil mi? De, göstergesi ben öyle okuyorum. Ben öyle yorumluyorum. İşte bu anayasa paketi. Bu anayasa paketi geçtiği takdirde bakın tekrar ediyorum. Tayyip Erdoğan gerek merkezi, gerek taşra teşkilatı, bütün bakanlıkların sıfırdan dizayn etme gücüne sahip olacak. Sıfırdan. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan bu yetkilerin tümünü tek başına kullanacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın, Türk Genel Kurmay Başkanlığı'na lav ettim dediği takdirde hiç kimse buna hayır edemezsin böyle bir yetkin yok diyemez. Veya ben Milliyetin Bakanlığı'nı lav ettim bundan sonra bölgesel, yerel eğitim bakanlıkları olacak derse buna hiç kimse bir şey diyemez. Ve bunların hepsinin bakanlarını da atar, bölgesel bakanları da atar, bunların şube müdürlerini de atar, bölge valileri de atar, kaymakam herkese atar. Yani bu paket geçtiği zaman Tayyip Erdoğan'ın istediği takdirde, yani niyet ettiği takdirde, iradesini bu yönde koyduğu takdirde bunu engelleyecek hiçbir güç yok. Evet. Ha şu denebilir, efendim işte anayasa var. Anayasayı bugün tanımayan, yani yarın tanır mı? Kanunu bugün tanımayan yarın tanır mı? Evet, tek Meclis, olarak. Efendim mecliste anayasaya aykırı olarak açık oylama yapıp bu oy pusulalarını, o renkli pusulaları gidip AKP'nin efendim bir yerde meclis komiserine teslim edenler, bu kadar iradesini teslim edenler mi? Yarın bunu engelleyecekler. Başta devlet parçalı olmak üzere. Evet. Bakın çok vahim bir noktadayız. Çok tehlikeli bir istikamete gidiyoruz. gelişmeler son derece. Her hızlı şeyi devam yapabilirler dediniz. Her, şeyi her yapabilirler. şey yapabilirler. Bakın bu e, basın ve medyanın geldiği pazarlık durumda devam ortada. ediyor olabilir. Evet e, Sayın Solmaz Türk. Dolayısıyla e, AKP bu yolda her şeyi deneyecekse eğer her şeyi yapacaksa bir e, yeni bir algı çalışmasından başladı. Hürriyet'in attığı bir manşet vardı, karargah rahatsız diye. Bununla ilgili birçok yorum yapıldı, değerlendirmeler yapıldı. Ne yapılmaya çalışılıyor noktasında e, Numan Kurtulmuş'un bununla ilgili sorulan soruya da bir yanıtı var. Herhangi şekilde yadır e, herhangi bir şekilde manşet atarak ayar vermek mümkün değildir diyor. Köprünün altından çok sularak da ifadelerini de kullanıyor. Bir o sesi de dinleyelim. Numan Kurtulmuş'u sonra tekrar size döneyim. Öyle anlaşılıyor ki birileri Türkiye'de sivil siyasi iradeyle hükümetle Türk Silahlı Kuvvetlerinin uyumlu bir şekilde çalışmasından rahatsızlık duyuyor. Birileri 15 Temmuz'daki o felaketten sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin itibarını yerle bir eden o 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeniden itibar kazanarak yeniden halkla bütünleşme sürecine girerek operasyonlar yapmasından bu operasyonlarda da başarılı olmasından öyle anlaşılıyor ki birileri rahatsızlık duyuyor. Mesele son derece yanlıştır. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasetin içine çekilmesinin hiçbir faydası olmadığını Türkiye görmüştür. Evet Doğan grubunun gazetelerinde Hürriyet gazetesinde çıkan bu manşetle ilgili olarak AKP ne yapmaya çalışıyor yorumları da geldi tabii ki doğal olarak. Çünkü yaşanan süreci hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu yorumlara da Numan Kurtulmuş'un verdiği yanıt buydu ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam? Yani hiç, hiç gülünecek durum değil ama işte yani yani tam 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 komik trajikomik trajikomik. Şimdi bakın tarih yanlış söyleyebilirim. 2009 diye aklımda hı hı. kalmış. Şimdi bu Tayyip Bey o zaman bu Doğan grubunu ve işte medyaya o zaman daha yeni işte saldırıları başlamıştı. Sonra Doğan'a Doğan sıra geldi. Bunlara yine hani kurular değişiyor. Benim aklımda kalan 4,5 milyon dolar kadar bir vergi cezası kestiler. Vergi cezası hı hı. yani vergi kaçırmışlar da ceza kestiler. Sonra yine Tayyip Bey Amerika'da verdiği bir röportajda bakın yine kayıtlıdır yani kendi ifadesi. Ben onun yalancısıyım. Dedi ki, ya dedi bunda yadırganacak ne var? Hep diyorum ya hep ya, yani, Ne var canım bunda? Ne var canım? Bunda yadırganacak bir şey yok. Dedi Al Capone'a da öyle yapmamışlar mıydı? 1930'larda Amerika'da belli yerlerde, Chicago ve yerlerde Hı -hı. böyle gangsterler var. Ama gangsterler her türlü e, kanunsuzluğu yapıyor ama o kadar ustaca kaçıyorlar ki bir türlü hiçbir açık bulamıyorlar. Sonra bir vergi açığı buluyorlar. Ve Al Capone vergi cevasından sonra neyse işte yani o etkisi azaltılıyor. Dedi ki hadi al kapana dedi öyle yapmamışlar mıydı? Yani demeye getirdik biz de aynı şey yapıyoruz. yapıyoruz evet. Ya burada adam Türkiye'de vergi rekormeni yani bir numara Türkiye'de. Öbür tarafta adam gangster bunu mukayese etti ama açıkça şunu söyledi. Elimizden başka bir şey gelmedi. Vergiyi siz nasıl al kapana kullandınız 1930'da? Yani 70-80 sene önce. Şimdi biz de bugün kullanıyoruz. Bir de o var. Bugünü konuşurken birden bire bunlar 100 sene, 200 sene geriye gitme bayılıyorlar. Şimdi bakın 2009'da bunu yapabilen bir hükümet Bakın dediği doğru. Köprünün altından ne sular geçti. Yani bugün Doğan grubu veya hürriyet hükümetin direktifi, talimatı ön, ön onayı olmak sizin. Böyle bir şey yapabilir mi? Hele o hanımefendi. Yani ben tahil edemiyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim dürüstçe. Ben gazeteyi görmedim. Okumadım da. Yani <laughs> değer bulmadığım için bu haberi. <laughs> okumadım da ama gördüm ki yani bir parmak bir bardak fırtına kopartılıyor. Ya bu açık sen misin sen? Ya ben öyle görüyorum. Yani ya bakın tekrar bir söylüyorum. Evet mağdur. Yani mi? 2009'da milyonlarca dolarlık vergi cezası almış. Yani yaralanmış değil artık yere serilmiş bir grup ve onun gazetesi ki gazetenin de yönetimi, Nereden nereye gitti, nasıl oldu, nasıl kontrol edildi. E, bu arada belli, Hürriyet gazetesiyle biliniyor. ilgili sıcak gelişmeler de var ama netleşmiş değil yönetim kadrosunda özellikle bu haber ve e, tabi sonrasında yaşananlar var. Şimdi bakın, yani hükümetin onayı olmadan böyle bir şey yapmaları mümkün değil, mümkün değil, mümkün değil. Yani Hürriyet, yani Hürriyet'in Hürriyetliği mi kaldı, Doğan'ın Doğanlığı mı kaldı yani? Ne oldu? Çok ortada. Peki buradan nasıl bir menfaat geliyor? Şimdi bakın. Bu darbeden önce, yani bu 15 Temmuz darbesinden önce, işte Türkiye'de de, bunu daha önce söyledim, bir daha tekrardan söylüyorum, yani başka de söyledim. Dışarıda da, burada da bize gelip sorarlardı. Ya darbe olacakmış, bu gerçekten doğru mu, doğru. mümkün mü, ne zaman olacak? Evet. Bir kısmı da ne zaman olacaktı yani, mutlaka olacak da ne zaman olacak? Biz de diyordu ki, ya olur mu öyle şey falan, arkadan da diyordum ki, gene söylüyorum, bunları, bu kadroyu olsa olsa bir darbe kurtarır. Yani çünkü ülkenin içini ve dışını o hale getirdiler ki bunların iktidara kalması mümkün değil. Bunlar olsa olsa bir darbe kurtarır diyordum ki nitekim öyle oldu. Ne dedi? İlk, ilk sözü neydi Tayyip Bey'in? Bu Allah'ın bir lütfu. Lütfu demişti evet. Ha, şimdi bakın şimdi bu referandumda hayır çıkmasından bunları olsa olsa darbe zaten olmaz da olsa olsa böyle bir söylendik kurtarır. Onlar da onun çok iyi farkındalar. Onun algısını yönetiyorlar. Şimdi bir işte yani Denizde düşen yılanı sarılır, her yere sarılmaya çalışılıyor. Bu çalıştı geçmişte yani o, o yani sonuç evet, verdi. Evet, evet. Yani şimdi tabii asıl darbe asıl darbe yani turbombiyu hebe de diyor, Barzani'nin Evet. Orada büyük hesap var, büyük pazarlık var. Çok Dikler teşekkür ediyoruz sayın sonmazlık de değerli yorumlarınız ayrıntılı analizleriniz için sağlınsınız. Evet sevgili seyirciler biz bu akşam yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine saat 18'de görüşmeyi umut ediyoruz. İyi akşamlar, hoşçakalın.